Merhabalar arkadaşlar, tekrardan yeni bir videoyla karşınızdayım. Dostlarım, bu videonun şimdi o tas niye orada, neler oldu, neler bitti göreceksiniz. Video çok güzel başlayacak. Hamile elipsesinin doğma anını göstereceğim sizlere. Sonrasında neler olacak, neler hep beraber görelim. Hiç uzatmayayım. Bir önceki videoda bayağı bir uzatmışım. O yüzden sizleri şimdi hemen hamile elipsesinin doğma anıyla baş başa bırakıyorum. Ezan dokunuyor. Aziz Allah. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar, yine nokta atışı bir hamile elipses doğumunu tahmin ettim. Ve doğum şu an başladı. Maşallah, artık bakayım yiyecek, yani yapacak bir şey yok. İlla ki yiyecek aşağıya inmeyenleri. Burada da yavrular var, hala doğum devam ediyor. Bakalım size bir tane, şu doğum anını bir tane çekebilir miyim diye bekleyeceğim. Lambayı kapatacağım, normalde sesi sokmayacağım anneye ama. Bir tane belki yakalayabiliriz ve yakaladık. Hop, gördünüz şimdi, evet işte budur be. Canlı canlı doğum. Ve kanalımıza böyle hamile elipses videolarını yayınlamayı çok seviyorum. Geliyor bir tane daha, geliyor. Ben lambayı kapatayım dostlar da strese girmesin. Bir tane daha geliyor. Neyse dur, lambayı kapatayım ya. Gördünüz zaten nasıl doğduğunu biliyorsunuz. Burada da diğer yavrularımız var. Şöyle son güncel durum yaparım. Ben bu lambayı kapatayım da sese girmesin. Selamünaleyküm. Şimdi arkadaşlar, balığımız burada doğum yapıyordu. Şu bölmede. Tamam mı? Doğum yaparken ben gittim salak gibi story attım. Derken dedim ki ya, acaba atmasam mı? Acaba kanalda bunları göstermesem mi? Ha, dayanamadım dedim ya, ne olacak maşallah deyip atarım. Attım, iyi halt ettim. Story'e attıktan sonra, hemen sonra balıklar ölmeye başladı. Allah'ım, Allah'ım, kimseyi böyle sınama. Amin, amin. 57 de yavru doğdu. 57 tane, ki bunun içerisinde annenin yedikleri de var. 60'ın üzerinde yavrum vardı. Hepsi gitti yavruların. Ya burada parçalandılar, su bulandı haliyle. Buraya topladım ölülerini. Sonrasında yavrular gitti. Ardından damızlıklar gitmeye başladı. Ya Allah Allah. Sonra ben oturdum, izlemeye başladım. Hani biliyorum, çünkü başıma bir şey, böyle bir şey geldiği zaman devamı geliyor. Arada arkası kesilmez bende. Dedim daha ne olabilir acaba? Suyu ölçüyorum. Değerler tam. Isı tam. Su değişimi falan yaparak zaten bakım yaptığım bir akvaryum. İkisi de benim. Oturdum abi böyle. Şöyle bağdaş kurdum. Oturdum. İzledim. Balık yüzüyor, yüzüyor, yüzüyor. Hiçbir sıkıntı yok. Birden ters dönüyor. Balık yüzüyor, yüzüyor, yüzüyor. Birden ters dönüyor. Sonra dedim ki gideyim. Bunları toplayayım. Akvaryumun suyunu komple indireyim aşağı. Yeniden su doldurayım. Arkadaşlar gittim, sular kesik. Kıyamet bugündür ya ümmeti Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah. Bir duşa sokalım. Sular kesildi. Hiçbir şey yapamıyor. Elim kolum bağlandı, öyle oturuyor. Ve uzun uzun duvara baktım. Boş boş duvarı izledim. Buraya damacanadan su aldım, topladım. Bakalım ya. İşte böyle bir acaba video atmasam mı bundan sonra dedim. Sonra bıraksam mı dedim. Çünkü gerçekten çok canım sıkıyor. Yani bir şey olsa ve ne bileyim, su değeri bozulur, şu bozulur, bu bozulur. Dikkat ediyorsun ve ona rağmen oluyor. Hatta dikkat edince daha fazla oluyor ya. O insanın biraz canını sıkıyor. Sonra dedim ki gider yeniden balık alırım. Buraları doldururum ağzına kadar ve bunu bırakmam. Bu işi artık bir nada bindirelim. Şöyle bir kendime geldim, çünkü gündüzden beri arkadaşlar sular yok. Hiçbir şey yok. Yani bir tane damacana vardı. İnan onunla da hani damacanadan sipariş vereceğim, gelecek ama bunlara yetmez. Ya böyle işler işte. Güzel bir video hazırlıyordum sizlere. Böyle doğum videosu, detaylı videoları çekmiştim. Saat başı gelip kontrol edecektim falan. Ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Şu an genel haliyle iyiler ama ben iyi de demek istemiyorum. Çünkü ben iyi dediğim zaman onlar da gidecek. Tabii bir tanesi gidiyor. Şu zaten yaşlı bizim. Bu şey, yaşlanan balık var ya, bunda zaten ben bunun ölmesini bekliyorum, ona sıkıntı yok da. O bizim yaşlı balığımız, diğerlerinde de işte. Hadi bakalım ya. Gelin siz de ölün, siz de gidin. Ne olursa olsun gider sıfırdan alırım. Sıfırdan tekrar devam ederim. Olacağı varmış diyoruz arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Bu hobide böyle şeyler yaşanıyor arkadaşlar. Yani öyle canım biraz sıkkın ya, sizlere böyle bir video çekeyim dedim. Bakalım hayırlısı olsun. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi burayı ne yapacağız? Scotch Brite'le hemen ön camı, yan camları, arka camı, elimin bitkilerden dolayı ulaşabileceği her yeri, güzelce camlarını bir temizledim. Sonrasında her hafta yaptığım gibi rutin bakımıma devam ediyorum. Su değişimi yapacağım, dip çekimi yapacağım buraya ve buraya ilk kez balık ekleyeceğim. İvurileri buraya alacağım arkadaşlar. Sonrasında buraya 5 bölmeli akvaryumu kuracağım. Bu ikisi benim çok hoşuma gidiyordu. Gerçekten
yani çok seviyordum ama bir yandan da böyle 5 bölmeliye geçsem mi geçmesem mi diye böyle bir aklımda sürekli bir fikir oluyordu. Bu olay da bana biraz 5 bölmeliye geç dedi gibi bir şey oldu işte. Biraz da size toplulukta, YouTube'da topluluk sekmesinde sordum. Böyle şeyleri toplulukta sürekli size soruyorum arkadaşlar. Size bu kanalda danışarak yapıyorum birçok şeyi. Topluluk sekmesinde mutlaka ara sıra bir ziyaret edin derim sizlere. 5 bölmeliği buraya getirip oturtacağım böyle. Ve bölmelerde bizim hamile balığımız, işte yavru balığımız burada boylanıp gidecek. Eski günlerdeki gibi. Benim eski izleyiciler hatırlar. Bizim bu kanalda tek bir 5 bölmeli akvaryumumuz vardı. Hem böyle eskileri bir yad ederiz hem de böyle derli toplu olur arkadaşlar. Sistem çok güzeldi de olmadı be. O zaman şimdi ben bu arkadaşın suyunu değiştireyim. Bunları başka bir yere alayım, odaya alayım. Buraya da 5 bölmeli o canavarımızı, eşek ölüsü gibi zaten kalkmıyor. Onu güzelce temizleyeyim, getireyim, buraya yerleştireyim. Sonrasında artık gidişata göre bakarız. Senin bu yeni düzende yerin yok Akif. Her şey bitti. Ben bitti demeden bitmez. Her şey yeni başlıyor. Kenetlenmişsin kalbime! İlmek ilmek! İşlenmiş gibisin hasretinle yüreğime. Nereye böyle? Bileyim söyle. Evet dostlar, 5 bölmelimiz hazır. Ortalığın ana sahası şu anda çünkü buna kapak yaptım şimdi. Güzelce straforları koydum, biçtim kendimce. Altına güzelce bir kalın strafor yerleştirdim tekrardan. Şimdi uzun zaman sonra 5 bölmeliyi yine odamızda görüyoruz. Burada bizim zaten akvaryumları kurunca göstereceğim. İşte damızlıklarımız olur, hamile doğumhanemiz olur, işte yavru boylandırmamız, bir sürü şeyimiz olur. 5 tane. Her biri bir akvaryuma bedel boyutlarda güzel bir akvaryumumuz oldu. Şimdi bunu dolduracağım. Doldururken de elimde şöyle göstereyim. Burada hazır bakterili sularım var. Oturmuş akvaryumlarımdan aldığım sularım var. Burada da yeni sularım olacak şimdi, bunları dolduracağım. Olaylar böyle. Şimdi aklımda bir şey var. Onu yapmak istiyorum. Ya da yapmasam mı diye de düşünüyorum. Şuradan lamba koymalık, lamba sokup çıkartmalık bir yer açsam mı acaba? Çünkü her bu balıklara baktığımızda ben bu kapağı kaldıracağım. Ya da yok, kapağı kaldırayım. Lambayı öyle bakalım ya. Şimdi lambayı yerini yaptığım zaman kapağı yapmanın anlamı kalmayacak. Çünkü uzunca bir yeri kesip çıkartacağım. Böyle kaldırmalı lambayı koyup bakmalı yapayım. Öyle daha iyi olur. Şimdi ben bunu doldurayım dostlar. Sonrasında zaten şey yaparız. Arkadaşlar, aradan 24 saat geçti. 5 bölmeli akvaryumumuzu kurdum. Sularını doldurdum. Sonrasında neler yaptım? Şimdi burada bir dış filtre görüyorsunuz. Bu dış filtre benim oturmuş içerideki salondaki Galaxy Blue akvaryumlarımdan getirdiğim bir dış filtre. Bunu getirme sebebim, çoğunuzun tahmin ettiği gibi bakteri aşılaması, bakteri döngüsünün bir adım daha hızlı oturması. Tabii hemen rak diye oturmayacak bu bakteri kültürü. Ama en azından mesela bir iki gün kazandıracak bana. Muhtemelen bir hafta bekleyeceğim bu akvaryumun oturmasını. Tabii bu sadece dış filtreyle değil, benim içeride kullandığım kendi lav kırıklı pipo filtrelerim de dahil olmak üzere burada çalışacaklar. Lambayı şöyle bir yaktım. Böyle ayaküstü bir bakalım akvaryumumuza diye. Vallahi eski günlerdeki gibi olacak. Şimdi ne olacak? Benim kanala yeni gelen dostlar, özellikle sizlere anlatayım bu durumu. Benim bu kanal ilk defa kurulduğunda, yani bundan tam bir yıl önce, biz ne yapıyorduk biliyor musunuz? Bu akvaryumum benim ilk defa gelmişti elime. Normalde bölmesiz şekilde gelmişti. Ben bir mantık yürütüp aralarına bölmeler atmıştım. Tabii ben o zamanlar su geçişi ve dönlenmeyi düşünmediğim için her bölmede farklı tür beslerim diye bir hayal kurmuştum. Tabii boşa çıktı. Sonrasında bu benim daha işime yaradı. Çünkü neden? Burada damızlıkları besliyordum, atıyorum. Burada bazen erkeklerle dişileri ayırıyordum. Burası benim doğumhanem oluyordu. Dişi burada rahat rahat doğuruyordu. Yana geçtiğim zaman yavruları bir yerde toplu şekilde büyütüp sonrasında da cinsiyetlerine göre ayrım yapıyordum. Dişiler bir yerde, erkekler bir yerde. Hani kendi aralarında şöyle bir mantık olmadı. Abi madem su geçişi dölleme diyorsun, onlar döllenmez mi? Ben bu akvaryumda yan yana bölmelerden büyütüp de hiçbir zaman döllenme olduğunu görmedim. Hani bu mantıkta farklı türler beslediğimde döllenme olmaz yoluna gidilebilir ama ben o riske de girmek istemedim. Ama dediğim gibi bu akvaryum benim aşırı aşırı işime yaradı. Bir yıllık süreçte bu akvaryumlarla biz ne maziler ne anılar neler neler yaşadık. Olaylar olaylar. Gerçekten bu akvaryum benim için, bu kanal için çok önemli bir yer tutuyor. Şimdi burada ne yapacağız? Eski günlerdeki gibi. Hatırlarsanız geleceğiz. Birinci bölmeden başlayacağız. Burada bizim genelde damızlıklarımız olacak. Öyle düşünüyorum. Yan taraftan başlayacağız. Sonra buraya geleceğiz. Burada gitgide yavrulara doğru geleceğiz. En sonda da yeni doğan yavrularımız olacak. Sürekli böyle döngü halinde devam edecek. Bu yüzden bu akvaryum çok güzel oldu. Gerçekten şu lambayı bir kapatayım.
Şöyle daha güzel görünecektir. Görüntü anlamıyla da güzel, böyle de güzel. Bunları da arkadaşlar tek tek bölme bölme dip çekimlerini yapacağım. Su değişimlerini, yani bakımlarımız sürekli devam edecek. Kapak direkt kapanabiliyor. Ben şimdilik şöyle bir sizlere göstereyim de oraya lambayı koydum. Bir hafta sonra ben buraya balıkları ekleyeceğim. Balıklar burada. Hatta şöyle bir ayaküstü sizlere göstereyim. Video çekerken ses olmasın diye bir müddet durdurdum. Dostlar burada gelirken doğan yavrular var ya, onlar var. Buradaki salyangozlarımı bana özellikle şunu hemen bir üzerine kapatayım tekrardan. Bunlar biraz zıplıyor da. O yüzden böyle kapatıyorum. Şimdi buradaki salyangozlarımı bana hemen bunun içine atmamı tavsiye edenler oldu ama arkadaşlar salyangozlara ben kayamıyorum. O yüzden hemen direkt atmak istemedim. Şöyle birkaç gün bu su dönsün. Sonrasında salyangozları buraya atacağım. Salyangozlar da suyun oturmasında, bakteri kültüründe bana yardımcı oluyorlar. Olaylar böyle dostlar. Şimdi şu bitkili akvaryuma daha yaküstü bir bakalım sizlerle beraber. Evet şöyle maşallah. Gerçi benim maşallah dememin bir tesiri yok, onu anladım da. Yine de ben maşallah diyeyim arkadaşlar. Bitkilerimizde bir dönem böyle bir sararmalar falan olmuştu ama şu an maşallah gayet iyi durumları. Özellikle ben bu dev saz bitkilerine bayıldım. Yani gerçekten dev saz bitkisi benim bundan sonra ilelebet besleyeceğim bir bitki. Bu bitkili akvaryum kurduğumda o videoyu tekrar şöyle bir kıyaslamak adına bakabilirsiniz. Bitkilerin boyu hemen hemen şu raddedeydi arkadaşlar. Ve dev sazlar aldı başını gitti. Onları budamayacağım. Üstten böyle sarkaçları benim çok hoşuma gidiyor. Işığı kapatmadıkları sürece bir problem yok benim için. Görüyorsunuz ivorileri ben buraya aldım ve alır almaz yavrulama oldu. İvoriler doğum yaptı arkadaşlar. Arkada yavruları. Sonrasında bu dev sazları ben neden beğendim? Çünkü arkaya diktiğim dev sazlar görüyorsunuz kendi kendine buradan da filiz verdi. Toprağın altından köklerini salıyorlar ve hiç beklenmedik yerden patlatıyorlar. 3 tane aynı hizada filiz patlatmışlar. O kadar hoşuma gitti ki arkadaşlar maşallah. Burada arka planda da bayağı bir patlamalar var. Hayalimde şu. Tabii bu bitkiler de olacak ama bilhassa dev sazı ben bütün yüzeyi kaplatıp böyle zeminden budayıp buraları komple sanki böyle çimlenmiş gibi yapmak istiyorum. Akvaryumun arka planından itibaren böyle sazlık bitkileriyle bu akvaryumu sarmasını istiyorum. Benim gerçekten çok hoşuma gitti bu akvaryum. Çok güzel oldu. Ya yeşil bir başka güzel. Burada da ivoriler var dostlar. İvorileri tekrardan ben akvaryuma alacağım. Aşılamalarını yapacağım. Ve ivoriler burada kaldığı yerden devam edecek. Güzel başlayıp sıkıntılı devam edem ama finalinde de güzel bir haberle sonuçlanan bir video oldu. İvoriler bize sürpriz yaptı. İvoriler doğum yaptı. Bakalım arkadaşlar gelişmeler böyle şu anda. Devam eden videolarda zaten göreceksiniz. Ha bu arada bambuları budadım. Bambuların budama videosu isterseniz gelebilir kanala. Budadıktan sonra da arkadaşlar hemen bir filiz verdi. Şöyle görüyorsunuz. Bilhassa akvaryumunda bambu olanlar, beni izleyenler ya da akvaryumuna bambu koymak isteyenler. Bu bambular bana geleli, bambuları alalı bir yıl oldu arkadaşlar. Bir yıldır sürekli ben büyüttüm. Ancak bir formülü varmış. Onu yapsaymışım. Şu an her yer bambu dolup taşarmış. Onu ben yapmadım. Bambu videosu isterseniz yorumlara belirtebilirsiniz. Bambularınızı hızlı bir şekilde boylandırıp büyütüp çoğaltmak için güzel bir video ayarlayabilirim ki sürprizde bir şey var. Ben bu bambuların videosunu çektiğimde arkadaşlar Türkiye'ye bambuyu getiren bir firma bana mesaj attı. Daha o zamanlar benim 2000 abonem falan vardı arkadaşlar. Çok güzel şeyler oldu. Onları size anlatacağım. Yani Türkiye'ye bütün neredeyse bitkileri getiren bir firma. Çin'den getiren geminin bu firmanın sahibi bana mesaj attı. Çok güzel şeyler oldu. Gerçekten çok şaşırmıştım o günlerde. Onu da size o videoda anlatırım. Durumlar böyle. Dostlar biraz can sıkıcı bir video oldu. Biliyorum farkındayım. Güzel başladı ama yapacak bir şey yok. Bu kanalda böyle bir aksilik oluyor. Bir güzel şeyler oluyor. Hayatın bir parçası dostlarım. Bu da 5 bölmeli de güzel günlere bizle beraber inşallah yelken açar. Hep birlikte güzel anılar biriktiririz tekrardan geçen yıl olduğu gibi. Bir de dostlar beni izleyen bir abim var. Bana ısıtıcı göndermiş hediye olarak. Çok çok teşekkür ederim buradan kendisine. Ben bir tane rica etmiştim. Sağ olsun. 2 tane birden göndermiş. Kendisine de buradan bolca selam olsun. Dostlarım ben gidiyorum. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz, like atarsanız gerçekten çok memnun olurum. Bu arada Instagram'dan akvaryumodasi.youtube yazarak Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Oradaki paylaşımlarıma daha erkenden ulaşabilirsiniz. O halde arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Lütfen kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.